Evet arkadaşlar, Açık Öğretim Lisesi Tarih 5 dersini beraber işleyeceğiz. Bu dersi anlatırken arkadaşlar İsabet Yayınları'nın hazırlamış olduğu Tarih 5 kitabını takip ederseniz sizin için daha faydalı olacaktır. Beraber giriş yapalım. Açık Öğretim 11. sınıf ve tarih. Evet arkadaşlar, burada ilk göreceğimiz ünite Türklerin tarih sahnesine çıkışları. İlk olarak Türklerin ana yurdu neresidir? Bunu göreceğiz arkadaşlar. 9. sınıfta görmüştük. Tekrar edelim. Türklerin ana yurdu Orta Asya'dır. Orta Asya, doğuda Kingan Dağları, batıda Hazar Denizi ve Ural Dağları, kuzeyde Sibirya, Baykal Gölü, Yenisey ve Obi Nehirleri, güneyde ise Himalaya, Pamir, Hindukuş ve Karanlık Dağları ile çevrili olup Asya kıtasının ortasında yer alan coğrafi bölgedir arkadaşlar. Türklerin ilk ana yurdu haritada da görmektesiniz. Bu haritayı iyice bir incelersiniz. Sert bir karasal iklime sahiptir. Bitki örtüsü bozkırdır. Arazileri verimsiz olduğundan dolayı tarımla uğraşılamadığından temel geçim kaynağı hayvancılıktır arkadaşlar. Çok az bir tarım görülür. Coğrafi şartlar İlk Türk topluluklarını yayla kışlak arasında yarı göçebe bir yaşantıya zorlamıştır arkadaşlar. Yani ilk Türkler göçebe bir yaşama sahipti arkadaşlar. Türklerde mücadelecilik, sert karakter, teşkilatçılık, savaşçılık ve özgürlük karakterlerini kazanmışlardır arkadaşlar. Bu durum, konar göçer yaşam tarzı Türklerde bu özellikleri kazandırmıştır. Evet, örnek sorumuzu çözelim arkadaşlar beraber. Türklerin ilk ana yurdu olarak kabul edilen coğrafi bölge aşağıdakilerden hangisidir? Evet arkadaşlar, Türklerin ilk ana yurdu neresiydi? Tabii ki de Orta Asya cevabımız arkadaşlar. Türklerin ilk ana yurdu Orta Asya'dır arkadaşlar. Ve bu Türk adı ne anlama gelmektedir arkadaşlar? Türk adı birçok bilim adamına göre farklı farklı anlamlara gelmektedir arkadaşlar. Mesela Kaşgarlı Mahmut ne demiş arkadaşlar? Türk kelimesi için olgunluk çağı demiş. Vemri yaratılmış mahluk türeyen anlamını vermiş. Ziya Gökalp töreli demiş. Bertolt törü yani kanunla düzenlenmiş, birleşmiş anlamını vermiştir. Müller ise güçlü, kuvvetli, kudretli anlamlarında kullanmıştır arkadaşlar. Not köşesine de baktığımızda yine dediğimiz gibi Türk adı zamana ve bilginlere göre farklı anlamlar kazanmıştır. Ve beraber şu tanımlara bakalım arkadaşlar. Kültür ne demekmiş? Ona bakalım. Kültür bir milletin ortaya çıkardığı maddi ve manevi değerlerin bütününe denir. Türk kültürü özgün bir kültürdür arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Yani farklı kültürlerden etkilenmemiş, sade, kendini koruyan bir kültürdür. Medeniyet bütün insanlığa mal olmuş ve benimsenmiş değerler bütünüdür arkadaşlar. Ve tekrardan örnek sorumuza gelelim arkadaşlar. Yeni bir örnek sorumuz, beraber çözelim yine. Türk adına ilk kez aşağıdaki kaynaklardan hangisinde rastlanmıştır arkadaşlar? Türklerin Orta Asya'daki komşusu kimdi arkadaşlar? Çin'di. Çin'le birçok mücadeleye girmişti ve bu yüzden dolayı Çin yıllıklarında Türk adına rastlarız arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Türklerle alakalı bilgilere ilk kez Çin yıllıklarında rastladık arkadaşlar. Ve ana yurtta kurulan ilk uygarlıklar başlığına baktığımız arkadaşlar, yapılan kazılar sonucunda Orta Asya'da ilk uygarlık izleri milattan önce 4000 yıllarına kadar uzanmaktadır. Kurgan adı verilen mezar odalarında elde edilen bu kalıntılar atlı göçebe Türk medeniyetinin de temellerini oluşturmaktadır arkadaşlar. Kurgan nedir arkadaşlar? 9. sınıfta görmüştük. Türklerdeki mezar anıtıdır arkadaşlar. Peki Türk medeniyetinin temelini oluşturan kültürler nelerdir arkadaşlar? 6 tane kültürümüz var ve birincisi olarak Anav kültürüne bakalım arkadaşlar. Milattan önce 4500 bin yılları arasındaki kültürdür. Orta Asya'nın en eski medeniyet merkezlerinden biri olan Türkmenistan'da Aşgabat yakınlarındaki Anav bölgesinde gelişmiştir arkadaşlar. Yerleşik
Yaşam izlerini taşırlar, kerpiçten evler yapmışlardır ve tarımla uğraşmışlar. Tahılları dibeklerde öğütmüşlerdir arkadaşlar. Seramik süs eşyalarına rastlanır bu dönemde. Diğer bir kültürümüz Afanasyevo kültürü, M.Ö. 3000-1700 yılları arasında Altay ve Sayan dağları çevresinde oluşmuştur. En eski Türk kültürüdür arkadaşlar. Bunu kesinlikle unutmayalım. Sınavlarda çok çok çıkar. En eski Türk kültürü Afanasyevo kültürüdür arkadaşlar. Bu dönemde bakır madenini işlemişlerdir. Avcılık ve hayvancılık yapmışlardır. At ve koyun beslemişlerdir ve kartal kutsal kabul edilmiştir arkadaşlar. Dediğimiz gibi burada unutmayacağımız tek şey Türklerin en eski kültürü olmasıdır arkadaşlar. Anahtar kelimemiz budur. Diğer bir kültürümüz Kelteminer kültürü, M.Ö. 3000'lerde arkadaşlar. Harizm ve Aral Gölü çevresinde oluşmuştur. Balıkçılık yapmışlardır ve yerleşik yaşam izlerine rastlanır arkadaşlar bu dönemde. Ve diğer bir önemli kültürümüz Andronova kültürü arkadaşlar. M.Ö. 1700-1200 yılları arasında Tanrı Dağları ve Balkaş Gölü'nden Yayık Nehri'ne kadar uzanan bölgede gelişmiştir. En geniş alana yayılan kültürdür arkadaşlar. İşte anahtar bir kelimemiz daha. En geniş alana yayılan kültür Andronova kültürüdür. Bu da sorularda çok çıkar. Dikkat edelim arkadaşlar. Afanasyevo kültürünün devamı kabul edilir. Türklerin ataları olduğu tespit edilmiştir arkadaşlar. Bu da önemli bir bilgi. At ve koyunun yanında deve ve sığır cinsi hayvanlar beslemişlerdir. Tunç ve altını işleyip süt eşyası yapmışlar ve tunç ve altını işleyen ilk topluluk olarak bilinirler arkadaşlar. Bu kültürle alakalı unutmayacağımız diğer bir anahtar kelimemiz de budur arkadaşlar. Tunç ve altını işleyen ilk topluluk olarak bilinirler arkadaşlar. Diğer bir kültürümüz Karasük kültürü, M.Ö. 1200-700 yılları arasında Yenisey Irmağı çevresinde gelişmiştir. Andronova geleneğini devam ettirmişlerdir. İlk defa, evet arkadaşlar, ilk defa demir madenini bulup işlemeye başlamışlardır. İlk defa. Çinlilerin kauçu dedikleri dört tekerlekli arabaları kullanmışlardır. Ve ilk defa Türk derme çadırı kullandı arkadaşlar bu topluluk. Bunu kesinlikle unutmuyoruz. İlk defaları unutmuyoruz. Koyun yapağından yün elbiseler dokudular. Ve diğer kültürümüz, son kültürümüz Tagar ve Taşlık kültürü. Bu da M.Ö. 700 ve 100 yılları arasındadır. Abakan ve Minusinsk bölgelerinde gelişmiştir. Eşyalar üzerinde hayvan başı motifleri işleyerek Türklerde görülen hayvan üslubunun temelini oluşturmuşlardır arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Hayvan üslubu Türklerin kullandığı bir üsluptur ve temelini oluşturan kültür Tagar ve Taşlık kültürüdür. Nota baktığımızda arkadaşlar, bir topluluk tarımla uğraşıyor ise yerleşik hayata geçmiştir. Ancak yerleşik toplum tarımla uğraşmayabilir arkadaşlar. Bir topluluk tarımla uğraşıyor ise yerleşik hayata geçmiştir arkadaşlar. Ancak her yerleşik toplum tarımla uğraşmayabilir. Evet arkadaşlar, işte görüyorsunuz Türk kültürlerini, Orta Asya'da kurulan Türk kültürleri. Hunlardan önce Türklerin yaşayışları arkadaşlar, yeni konumuz. Hunlardan önce teşkilatlı bir topluluk haline gelememiş olan Türkler toplayıcı, avcı ve göçebe ve yerleşik hayat aşamalarından geçmişlerdir. Dört tane aşamadan geçmiştir. Önce toplayıcı, sonra avcı, sonra göçebe ve en son yerleşik hayat aşamalarından geçmişlerdir arkadaşlar. Coğrafi şartlar sebebiyle en yaygın yaşam tarzı atlı göçebe hayat olmuştur arkadaşlar. Yaşam tarzları sebebiyle Türk medeniyetine atlı göçebe medeniyet de denilir arkadaşlar. Bu zamanda ilk evcilleştirilen hayvanlar at, sığır, deve ve ren geyidir arkadaşlar. Bu döneme çoban medeniyeti adı da
verilmektedir. Hayvanları için yonca, kendileri için de mısır yetiştirmişlerdir. Yani Türklerin ilk yetiştirdiği bitkiler yonca ve mısırdır arkadaşlar. Geçim kaynaklarından dolayı. Yaşam şartlarının zorluğu milli bilinci geliştirmiş. Sınıfsız, dayanışık, halkı ordu, ordusu da halk olan bir toplum bütünlüğü oluşturmuşlardır arkadaşlar. Ve örnek sorumuza baktığımızda Tanrı Dağları ve Balkaş Gölü'nden Yayık Nehri'ne kadar uzanan coğrafyada kurulan Orta Asya kültürü aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Tanrı Dağları ve Balkaş Gölü'nden Yayık Nehri'ne kadar uzanan medeniyet hangisiydi arkadaşlar? Karasuk, Andronova, Tagar ve Kelte Minar şıklarından hangisiydi arkadaşlar? Tabii ki de cevabımız Andronova arkadaşlar. Tanrı Dağları ve Balkaş Gölü'nden Yayık Nehri'ne kadar uzanan coğrafyadaki kültür Andronova kültürüdür arkadaşlar. Ve Türklerin göçleri ve yayılmaları arkadaşlar. Türkler ilk ana yurtları olan Orta Asya'dan gerek siyasi, gerekse ekonomik ve coğrafi sebeplerle bulundukları bölgelerden farklı yön ve coğrafyalara göç etmişlerdir arkadaşlar. İşte haritada görüyorsunuz Türklerin göç etmiş olduğu yerler, göç ettiği yerler. Haritayı iyi bir incelerseniz arkadaşlar. Ve Orta Asya göçlerinin sebeplerine geldiğimizde nedir bu sebepler? Neden Orta Asya'yı terk etmiş arkadaşlar? Önce coğrafi sebeplere bakalım. Bu kendi arasında ikiye ayrılıyor. Tabii afetler ve ekonomik ve coğrafi olarak. Tabii afetler kuraklık, salgın hastalıklar, aşırı sıcaklar, aşırı soğuklar ve tarımı elverişsiz araziler arkadaşlar. Ekonomik ve coğrafi nedene baktığımızda otlakların hayvancılık etinin yetersiz kalması, geçim kaynaklarının yetersiz kalmasıdır arkadaşlar. Ve diğer bir sebebimiz siyasi sebepler. Türklerin göç etmesindeki siyasi sebepler nelerdi? Bu da üçe ayrılır. Siyasi anlaşmazlıklar, siyasi anlaşmazlık, bağımsızlığa düşkünlük ve keşif arzusu, yeni yerler keşfetme arzusudur arkadaşlar. Peki siyasi anlaşmazlıklar nelerdi? Kendi aralarındaki mücadeleler, boylar arası mücadeleler, Çin, Moğol ve Kitan baskısı ve bağımsızlığa düşkünlük olarak baktığımızda Türkler bir başka milletin, hatta bir Türk boyu, başka bir Türk boyunun hakimiyetine girmeyi kabul etmeyecek kadar bağımsızlığa düşkündür. Hiçbir Türk yönetilmek, başkası tarafından yönetilmek istememektedir. Milli bilinç oldukça yüksektir. Keşif arzusu, yeni yerler keşfetme arzusu arkadaşlar. Bağımsız ve refah içinde yaşayabilecek coğrafyalar aramışlardır arkadaşlar. Bağımsızlığına düşkün olduğunu buradan da anlayabiliyoruz. Göçler arkadaşlar kronolojik ve yapılış şekli olmak üzere ikiye ayrılmaktadır arkadaşlar. Kronolojik göçlere baktığımızda milattan önce yapılan göçler arkadaşlar. Bu göçler milattan önce 1700'lerde başlamıştır. Bu göçlerde Türkler Kansu ve Ordos bölgelerine İran üzerinden Mezopotamya ve Anadolu'ya ve Yakut ve Çuvaş Türkleri gibi bazıları da Sibirya bölgelerine göç etmiştir. Milattan sonra yapılan göçlere baktığımızda bu göçler ise güneye, batıya olmak üzere yapılmıştır. Güneye gidenler Çin'e, batıya gidenler ise Afganistan, Kuzey Hindistan'a, Anadolu'ya göç edenler Oğuz boyları, Balkanlar ve Orta Avrupa ise Hun, Avar, Bulgar ve Macarlar buralara giderek devlet kurmuşlardır arkadaşlar. Evet, yapılış şekliyle göçler nelerdir arkadaşlar? Yeni yurt ve ülkeler almak amacıyla yapılan göçler arkadaşlar. Bu göçler belli bir düzen ve disiplin içinde Türk hükümdarlarının ve beylerinin önderliğinde yapılmıştır. Sızma şeklinde yapılan göçler var arkadaşlar. Bu göçlerde ise özellikle ekonomik sıkıntılar yüzünden dağılan boy veya aileler başka devletlerin ordu ve yönetimlerinde görev almaları şeklinde gerçekleşmiştir. Mısır ve Hindistan'da kurulan devletler bunlara örnek gösterilebilir arkadaşlar. Peki bu Orta Asya'dan yapılan göçlerin sonuçları neler arkadaşlar?
Orta Asya kültürü ve medeniyetini yaymışlardır arkadaşlar. Atın evcilleştirilmesi ve tekerlekli arabaların kullanılmasını diğer milletlere öğretmişlerdir arkadaşlar. Orta Asya'da kalanlar ise Asya Hun Devleti'ni kurmuşlardır. Asya Hun Devleti tarihte bilinen ilk Türk devletidir arkadaşlar. Gittikleri yerlerde taş devrini yaşayan topluluklara maden devrini yaşatmışlardır arkadaşlar. Tarım, hayvancılık, madencilik ve evcilleştirme vesaire gibi şeyleri öğretmişlerdir. Gök tanrı inancını yaymışlardır ve askerlik kültürünü yaymışlardır. En önemlilerinden biri de budur arkadaşlar. Kavimler göçüne ve Roma İmparatorluğu'nun parçalanmasına sebep olmuşlardır. Avrupa'ya göç edenler nüfusça güçlenmedikleri için milli benliklerini yitirmişlerdir. Bunlar örnek olarak Bulgarlar ve Macarlar verilebilir arkadaşlar. Not köşesine baktığımızda Türklerin göçlerle çok geniş coğrafyalara yayılmaları Türk tarihinin incelenmesini zorlaştırmıştır arkadaşlar. Evet, örnek sorumuz aşağıdakilerden hangisi Türk göçlerinin coğrafi sebepleri arasında yer almaz arkadaşlar? İklim yapısı, bitki örtüsü, salgın hastalıklar, Çin ve Moğol baskısı. A, B ve C şıklarına baktığımızda arkadaşlar Orta Asya'nın coğrafi özelliklerinden kaynaklanan sebeplerdir. Ancak D şıkkı ise arkadaşlar bu siyasi bir durumun sonucudur arkadaşlar. Coğrafi, iklim yapısı, bitki örtüsü, salgın hastalıklar coğrafi sebepler arasındadır. Ve göçlerden sonra ana yurdun durumu ne oldu? Orta Asya'ya ne oldu? Göç etmeyen ve Orta Asya'nın İrtiş, Orhun, Selanga gibi daha elverişli şartlar taşıyan bölgelerine yerleşen Türk boyları, Orta Asya'da kurdukları Hun, Köktürk, Uygur gibi devletlerle varlıklarını sürdürmeye devam etmişlerdir arkadaşlar. Ve İskitler arkadaşlar, Sakalar, bunların Türk olduğu söylenmektedir. Birkaç belirtisi vardır. O yüzden Türk oldukları söylenmektedir. Ancak tarihte kurulan ilk Türk devleti Asya Hun Devleti'dir arkadaşlar. Orta Asya'da Hazar Denizi ile Tanrı Dağları arasında yaşamışlardır. Dış baskılar ve iklim şartları sonucu M.Ö. 7. yüzyılda Kafkasya üzerinden Karadeniz'in kuzeyine yerleşmişlerdir arkadaşlar. Dediğimiz gibi bilinen en eski Türk topluluğudur arkadaşlar. İskitler, Diyarbakır, Sakalar hakkında unutmayacağımız en önemli bilgilerden birisi de budur arkadaşlar. Yunanlılar tarafından İskit, İranlılar tarafından Saka ismi anılmıştır arkadaşlar. Anadolu topluluğu olan Yunan ve Büyük İskenderlerle savaşmışlardır. İran bölgesinde Medler ve Perslerle mücadele etmişlerdir. Alper Tunga ve Şu Destanları önemli edebi eserleridir arkadaşlar. Not köşesine baktığımızda Alper Tunga Destanı Sakaların İran bölgesinde yaptıkları savaşları anlatan bir sagu örneğidir arkadaşlar. Evet, sagu neydi arkadaşlar? Ölen kahramanın ardından yakılan ağıta sagu denir. Gök tanrı ve şamanizm inancı yaygın olup ölümden sonra hikayete inanmışlardır. Geleneksel Türk inançları olan gök tanrı inancı ve ölümden sonraki yaşama inanmışlardır arkadaşlar. İranlı şair Firdevsi'nin Şehname adlı eserlerinde Alper Tunga'dan Efrasiyab olarak bahsedilmektedir arkadaşlar. Bu sorularda çıkıyor, unutmayalım. Efrasiyab ismi Alper Tunga'nın Şehname'de geçen ismidir arkadaşlar. Sakalar Karadeniz'in kuzeyinde ilk adlı topluluktur arkadaşlar. İlkler hiçbir zaman unutulmaz. Bunu da unutmuyoruz. Göçebe savaşçı taşınabilir malzemeden eserler üreten sanatlarında hayvan üslubunu kullanan bir Türk topluluğudur. Arkadaşlar hayvan üslubunu kullanan ilk Türk topluluğudur. Bugünkü Yakut Türklerinin atasıdır arkadaşlar. Evet, not köşesine baktığımızda not köşelerini mutlaka atlamayalım. Çünkü burada çok çok önemli bilgiler var arkadaşlar. İskitler altın işlemeciliği sebebiyle Bozkır'ın kuyumcuları unvanını almışlardır arkadaşlar. Sorularda çok çıkar. Bozkır'ın kuyumcuları unvanını alan topluluk
İskitlerdir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, beraber testimizi çözelim arkadaşlar. Birkaç tane soru çözelim. Birinci soruyla başlayalım arkadaşlar. Orta Asya'da sert ve karasal bir iklimin hüküm sürmesi, yağışların yetersiz olması, yazların sıcak ve kurak, kışların ise dondurucu ve fırtınalı geçmesi sebebiyle Türklerin başlıca geçim kaynağı 1. Tarım, 2. Ticaret, 3. Hayvancılık faaliyetlerinden hangileri olmuştur arkadaşlar? Orta Asya'da gördüğünüz gibi arkadaşlar yetersiz ve verimsiz arazilerin olmasından dolayı tarım yapılmış mıdır? Hayır. Ticaret var mıydı? Konar göçer. Hayır. Türklerin temel geçim kaynağı neydi arkadaşlar? Tabii ki de hayvancılık. Doğru cevabımız hayvancılık. B şıkkı olacak arkadaşlar. İkinci soruya baktığımızda Türk ana yurdunda rastlanan en eski kültür Abakan veya diğer bir adıyla neydi arkadaşlar? Tabii ki de Afanas Yevo kültürü arkadaşlar. Diğer bir adı Abakan'dır. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Üçüncü soruya baktığımızda aşağıdakilerden hangisi Orta Asya'daki Türk göçlerinin nedenlerinden biri değildir arkadaşlar? Sanayi kuruluşlarının yetersiz olması, nüfusun artması ve otlakların yetersizliği, boylar arasında yaşanan siyasi anlaşmazlıklar ve boyların bağımsızlığının tehlikeye düşmesi. Evet arkadaşlar, BCD şıklarına baktığımızda nüfusun artması ve otlakların yetersizliği, boylar arasında yaşanan siyasi anlaşmazlıklar, boyların bağımsızlığının tehlikeye düşmesi, bunlar Orta Asya'dan yapılan göçlerin sebepleriydi. Ancak A şıkkına baktığımızda sanayi kuruluşlarının yetersiz olması, bu dönemde sanayi var mı ki arkadaşlar? Yok, tarım bile yok. Tabii ki de cevabımız A şıkkı olacak. Sanayi kuruluşlarının yetersiz olması. Sanayi ta ne zaman ortaya çıkıyor biliyorsunuz. Dördüncü soruya baktığımızda aşağıdaki toplumlardan hangisi tarihte Bozkır'ın kuyumcuları olarak anılmıştır arkadaşlar? Bunu az önce gördük. Kimdi arkadaşlar Bozkır'ın kuyumcuları? Tabii ki de İskitler, diğer bir adıyla Sakalar arkadaşlar. Ve diğer bir sorumuz, Orta Asya Türk tarihine ait bilgileri en çok arkadaşlar, en çok aşağıdaki hangi devletin kaynaklarından öğrenmektedir? Arkadaşlar bizim ana yurdumuz olan Orta Asya'da komşumuz ve verdiğimiz mücadele hangi devletteydi? Çin neydi? Cevabımız Çin olacak arkadaşlar. Çin yıllıklarında Türk tarihine ait bilgilere ulaşabiliriz arkadaşlar. Son bir daha soru çözelim ve gerisini siz halledersiniz arkadaşlar. Türklerin en eski kültürü aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Türklerin en eski kültürü hangisidir arkadaşlar? Anav, Andronova, Afanasyeva, Keltiminar. Tabii ki de cevabımız Afanes Yevo kültürü olacak arkadaşlar. Bu dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.